Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, kat kat, tel tel ayrılan poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket kuru maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker eriyinceye kadar tamamen karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile hamur yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Hamur toparladıktan sonra yoğurma kabının içerisinden çıkartıp tezgaha alıyorum. Hamuru göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Hamuru ilk etapta 8 parçaya bölüp daha sonra 6 adet beze elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra tereyağı ile yağlıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Tereyağın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz.
15 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dinlendi. Katmer katlar gibi katlıyorum. Masayı çok az yağlıyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Kat kat ve tel tel olabilmesi için biraz yağ sürüyorum. Hamuru bu şekilde katladıktan sonra kenara alıyorum. Üzerini poşetle kapattıktan sonra temiz bir mutfak havlusuyla kapatıyorum. Kesinlikle kuruma yapmaması gerekiyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurlarımı katladım. Videoda görüldüğü gibi üzerini streçle kapatıyorum. Tekrardan bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Katladığım hamurları videoda görüldüğü gibi elimle yavaş yavaş büyütüyorum. Altını üstünü biraz yağlıyorum. Daha rahat bir şekilde açılıyor. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra rulet yardımı ile 3 eşit parçaya bölüyorum. İç harcı için ben sürülebilir çikolata sürüyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Çok fazla sıkıştırmadan sardım. Hemen bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru yavaş yavaş büyütüyorum. Dikdörtgen olacak şekilde 3 parçaya böldükten sonra iç malzemesini yerleştirip çok fazla sıkıştırmadan sarıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerini streçle kapatıp 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerine 2 adet yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.